<laughs> Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız Bugün günlerden Salı 26 Kasım 2019 Salı Ve bugünkü gündem maddelerimize şöyle bir e, bakalım Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi e, ile ilgili e, tartışma e, sürüyor Tabi CHP ile ilgili diyoruz ama bir şekilde işte saraya çıktığı iddia edilen CHP'li ya da saraya bir CHP'linin çıktığı iddiasıyla, eh, en doğrusu bu oldu, bununla ilgili tartışmalar sürüyor. Rahmi Turan bu haberi Türkiye'ye yayan ve bu meselenin buraya kadar gelmesinde önemli bir katkısı olan gazeteci Rahmi Turan bir kez daha özür diledi. Biraz sonra o özür yazısına geleceğiz. Ve tabii... Türkiye'de birçok sorun varken, konuşulması gereken birçok başlık varken, bugün hükümet yanlısı gazetelerin, iktidar yanlısı gazetelerin yine CHP üzerinden başlıklar attığını, haberler yaptığını görüyoruz. Çünkü bu meselede herkes bir fırsat yakalamış görünüyor ve bu fırsatı Karşı tarafa yönelik bir bombardıman malzemesi olarak kullanıyor ve şimdi tabii aynı zamanda bu gazetelerden sizlere bu başlıkları aktaracağız görmeye çalışacağız hemen hepsini bunun yanında tabii dün biliyorsunuz kadına yönelik şiddetle mücadele günüydü ve çeşitli yerlerde. Gösteriler yapıldı, eylemler yapıldı ve bunun yanında tabi bu mesele yine gün vesilesiyle tartışılıyor, konuşuluyor ve bugün bazı gazetelerin bu meseleyi öne çıkarttığını görüyoruz. Yani CHP meselesi bir kenara bırakılmış. Elbette bu gazetelerde de CHP ile ilgili haberler var ama bir taraftan da bu haberlerin yani kadına yönelik şiddetin şiddet olgusunun e, vurgulandığı e, haberlerin e, daha geniş görüldüğünü e, görüyoruz. Bunun yanında tabi e, iktidarın da e, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni bir kampanya başlattığı yönünde e, bazı gazeteler haberde e, yapmışlar ve böylece bu üç e, başlıkla aslında gitmiş olacağız Bu arada tabi, bir başka başlığı aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daydı. Katar küçük bir ülke ama Erdoğan'ın tabi buraya ziyareti nedir, ne değildir, niyedir? Türkiye-Katar ilişkileri ne zamandan beridir böyle stratejik olarak adlandırılıyor ve neden Katar? Ee, Katar neden Türkiye'yi e, seçiyor? Neden Türkiye Katar'ı seçiyor? E, bütün bunları bir şekilde e, size aktarmaya çalışacağım biraz sonra. E, aynı zamanda tabii bu yani e, haberin de böylece e, daha iyi anlaşılabilmesi bakımından. Yani bu e, haber zannediyorum birçok gazetede yer almış durumda. Yani Erdoğan'ın ziyareti. E, ve dolayısıyla bu haberleri görürken de sizlere bunu, e, aktarmaya çalışacağım. Şimdi bu üç başlığı bugün özellikle gazetelerde görüyoruz. Hemen hepsinde var mıdır bilmiyorum ama Galatasaray'ın bugün maçı var. Klub e, Brüjle e, var maçı ve e, yani biliyorsunuz bu Şampiyonlar Ligi'nde e, Galatasaray bir puanlı galiba ve artık çıkması imkansız. Şimdi burada şey var. Cimbom'un işte Kader Gecesi diye bir başlık var ya da Galatasaray'ın son şansı. Ee, ...gibi ee, bir e, takım başlıklar var. Ama e, pratikte bu iş bitti. Yani teo te teorik olarak evet şansı hala devam ediyor olabilir. Eğer bütün rakiplerini bundan sonra yenerse gibi mesela. Ama e, pratikte bu iş bitti. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ve e, bununla ilgili haberleri görüyoruz. Peki e, şimdi yavaş yavaş isterseniz gazetelerimize şöyle bir e, giriş yapalım. Ve bu bahsettiğimiz üç başlık. Yani bir, e, CHP tartışması, CHP'li vekil tartışması daha doğrusu. E, iki e, kadına yönelik şiddetle ilgili başlıklar. Ve üç, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar e, ziyareti. Bütün bu e, üç e, önemli e, konu ne şekilde görülmüş ona bir bakalım. Şimdi, önce Star Gazetesi ile başlıyoruz. Star Gazetesi büyüttüğü iki konu var. Bir tanesi e, tabii CHP'li vekil meselesi. Dediğim gibi e, yandaş gazeteler özellikle bunu bir malzeme olarak, bir fırsat olarak görüyorlar CHP'ye saldırmak üzere. E, bunu e, öne çıkartmışlar ve işte bunlardan bir tanesi Star ve bunun yanında Erdoğan'ın e, Katar gezisinin de büyütüldüğünü görüyoruz. Peki Aynı zamanda tabii işte kadına yönelik şiddetle ilgili olarak da buna karşı yapılacak olan çalışmalarla ilgili başlık da var. CHP'li vekil meselesiyle ilgili başlığı şöyle. Köşeye sıkıştı yine çark etti diye bir başlık. Kılıçdaroğlu kendini yalanladı iddiası. Külliyede görüşme iddiasına doğru diyen Kılıçdaroğlu olay yalan çıkınca geri adım attı. İnce'nin şerefsiz kumpası CHP'deki çete kurdu açıklamasıyla zor durumda kalan CHP lideri söylediklerinin çarpıtıldığını öne sürdü. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için doğrudum doğrudur dediğim gibi bir açıklaması var. Yani bu şey meselesinde... Kılıçdaroğlu net bir biçimde ya ben duyum aldım ama bundan emin değilim. Ben duyum aldım, bana isim verildi ama ismini açıklamasa da o kişi olup olmadığından emin değilim. Ya da o kişiyle görüştüm ama o kişi bana böyle bir şey olmadığını söyledi. Ya da haşa yani CHP'li vekiller vekillerin Nasıl böyle bir şey yapacağını düşünebilirsiniz. Benim arkadaşlarım böyle şeyler yapmazlar gibi bir takım cümleler kurmak yerine e, muhtemelen kendisi de e, buna inanma eğiliminde olduğu için yani bir yanılsama içerisinde olduğu için çünkü bilinç altında şu var. Evet şey var işte saraydan sürekli bize komplo e, yapılıyor. E, o halde. E, bu da muhtemelen doğrudur, yüksek oranda doğrudur, gerçeğe yakın doğrudur falan gibi e, kendisini e, yanılsamaya e, sürükleyen bir takım düşüncelerle e, belli ki Kılıçdaroğlu e, buna inanmış, ikna edici bulmuş kendisine gelen bilgileri ve bu nedenle evet ben e, böyle bir şey olduğunu e, ben de e, buradaki kendi ifadesinden kulağım doğrudur e, dedim gibi bir e, ifade e, kullandı. Ve tabii bundan sonra şu anda Kılıçdaroğlu'nun bu işte bir şekilde zemini olmayan, ayağa yere basmayan ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yönelik yönelikte bu şeyler gazeteler ya da Kılıçdaroğlu karşıtları CHP içerisinde olsa da bir iyi bir malzeme bulmuş durumdalar. Ve şimdi burada işte bunun bir örneğini görüyoruz Star gazetesi bugün buradan e, vurmaya başladı. Dikkat edin şeyden vurmuyorlar. Yani işte CHP içerisinde e, bir e, klik bunu yaptı ya da e, AKP içerisinde bir klik ya da AKP ile çalışan birileri e, yaptı. AKP bu işin arkasındadır. Ya da bütün bunlar e, bir tarafa e, kimin e, hani bu e, iddiayı ortaya attığını biliyoruz. Talat Atilla'nın. Talat Atilla'ya yönelik olarak Hiçbir başlık yok. Yani Star'da mesela asıl yapılması gereken bu değil midir? Çünkü sonuç itibariyle haberin kaynağı Talat Atilla. Ve e, o zaman herkesin Talat Atilla'ya yönelik olarak sen nasıl böyle bir yalanı ortaya atarsın diye yüklenmesi gerekiyor. Ve bak gördün mü koskoca işte parti başkanını da e, yanılttın. E, buna sebep oldun, krize sebep oldun gibi bir eleştiri yöneltmesi gerekiyor. Ama hayır bunu yapmıyorlar çünkü... Teratatila'ya vurdukları zaman, yani işte bu Star, Sabah vesaire gibi gazeteler, kime vurmuş olacaklar? Aslında bir şekilde kendi lehlerine çalışmış olan birine vurmuş olacaklar. Şu anda bunların derdi e, herhangi bir şekilde gerçeğin ortaya çıkması değil. Fırsat bu fırsat, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl yıpratabiliriz, CHP'yi nasıl yıpratabiliriz? Bunların derdi bu. Bunun yanında tabii aynı zamanda işte, Rahmi Turan bütün bu sorumluluğu üstleniyor olmasına rağmen yine aynı şekilde Rahmi Turan'a da bir yüklenme söz konusu değil. Yani işte Rahmi Turan çok büyük bir hata yaptığını kabul ediyor. Dolayısıyla hani bir linç etme anlamında ya da gitsinler işte hani bunu yapsınlar anlamında söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama madem ki gazetecilik yapıyorsunuz, madem ki böyle bir haberin, böyle bir iddianın daha doğrusu Siyasi kulisleri bu kadar çalkalandırdığını öne sürüyorsunuz ve madem bundan rahatsızsınız o zaman bunu yayanların üzerinden gitmeniz gerekiyor. Ama hayır dertleri o değil. İşte burada bunu görüyoruz. Peki ikinci haber Türkiye Katar'ın kara gün dostu diye bir başlık. Neden böyle bir başlık? Aslında Katar mı Türkiye'nin kara gün dostu yoksa Türkiye mi Katar'ın kara gün dostu? Bence birincisi. Neden? Çünkü aslında iki ikisi de e, denilebilir. E, birincisi ben mesela hep şeyi merak ediyorum. Türkiye'ye dikkat edin. E, eskiden daha çok olurdu bu haberler. Şimdi artık haberini de kimse yapmıyor. Kaynağı belirsiz para girişi başlıkları vardı. Hatırlarsanız bütçe işte konuşulurken özellikle e, böyle başlıklar atılır. Neden? Çünkü gerçekten de bir para girişi vardır Türkiye'ye. İşte bu sıcak para dediğimiz, taze para dediğimiz bir türlü nasıl oluyor da bunca işte ekonomik kötü negatif veriye rağmen, olumsuz veriye rağmen bu ekonomi niye çökmüyorum şeyi hani bir şekilde sırrı sayılabilecek ve piyasaya daima can damarı işte biraz kan pompalayan, biraz kan pompalayan, biraz kan pompalayan bu paralar nereden geliyor sizce? Benim tahminim mesela bu ülkelerden bir tanesi Katar. Ama işte adı yatırım, ama işte arazi alma, ama işte fabrika, ama şu bu falan filan gibi bir takım şeyler. Fakat bir şekilde açıktan da Türkiye'ye bir para gönderdiğini düşünüyorum Katar'ın. Ve bu düşünüyorum diyorum yani biliyorum demiyorum Katar'ın. Ve bu nedenle mesela yıllardır işte ekonomi bir şekilde ayakta duruyor çünkü hemen bir taraf patlarsa orayı yamayabiliyor biliyor Erdoğan yani o baraj böyle bir yerlerden patlıyor patlıyor fakat Katar hemen çimentoyu gönderiyor basıyor oraya ve onu tıkayabiliyor nereye kadar gider bu bilmiyorum ama bir şekilde Katar'ın Türkiye'ye böyle bir şeyi var hani Türkiye Katar'ın kara gün dostu ya Katar işte kara günlerinde Erdoğan'a yardım ediyor iki Türkiye nasıl yardım ediyor Katar'a biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Katar arasında çok ciddi bir hatta neredeyse askeri birlik göndermeye ramak kalacak kadar bir kriz yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar şey Suudi Arabistanla Katar ve sonra Katar'ın yanında pozisyon alan Türkiye arasında ve o zaman Türkiye Katar'ı tuttu. Bölgenin büyük ülkesi Türkiye sonuçta. Suudi Arabistan, Türkiye ve İran. Bunlar üçü çok şey önemli. büyük Bir de Mısır'ı da saymak lazım tabii. Ama bu şey, bu ikili yani Suudi Arabistan ve Türkiye Katar nedeniyle birbirlerine girdiler. Bunun yanında tabii hedef aynı zamanda işte Türkiye'ydi. Ve Türkiye Katar'ın yanında yer aldı. Böylece kara gününde Katar'ın yanında neredeyse bölgede yer alan tek ülke oldu Türkiye. Ve bu nedenle işte Türkiye Katar'ın Kara Gün dostu diye bir başlığı görebiliyoruz. Bu meseleyi biraz daha açmaya çalışacağım. Yani biraz daha belki birkaç cümleyle daha bir eklemeler yapmaya çalışacağım. Burada tabii 7 anlaşmaya imza atıldı diye bir şey var, başlık var. Şimdi ben dün bir görüntüyü telefonuma kaydettim. Yani kimin hazırladığı bir görüntü, doğrusu şu anda bilmiyorum kaynağını bu nedenle belirtemeyeceğim ama Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ya da ilişkilerle ilgili bir takım sayılar var rakamlar var bu şeyde görüntüde. Şöyle işte Doha'da Katar Türkiye zirvesi bakıyorum yani bu zannediyorum şey Katarlıların hazırlamış olduğu çünkü Türkçesine baktığım zaman öyle bir şey şöyle okuyayım size Katar Devleti emiri e, ee, bakıyorum ee, alt, testleri esleri ee, Şeyh Tamim bin Hamad El Tani Le H.E. His Excellency <laughs> yani böyle yazmış ben demiyorum. <laughs> Recep Tayyip e, Erdoğan bu arada e, Tayyip'in T'si de şey e, küçük e, Katar'la Türkiye arasındaki yüksek stratejik komitenin 5. Ee, toplantısına başkanlık etmektedirler. Bu, bu, bu şey, bu Türkçe belli ki Katarlıların yani buradaki işte büyükelçilik görevlisinin falan çevirdiği bir şey bu kendi Arapçalarından. Peki devam edelim. İki lider huzurunda bu da bir bu da anlatıyor şey olduğunu, Katar'ların hazırladığını. Birçok anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanıyor. Yeni anlaşmalar sanayi, kültür, sağlık, şehir planlama ve fikri mülkiyet alanları ...nı demesi gerekirken alanları kapsamaktadır diyor. Bu tamam. Peki, şimdi bu Türkçeden sonra ve bu tespitten sonra gelelim... ...Katarlılar tarafından aktarılan rakamlara. 23. 23 milyar dolar Türkiye'de Katar'ın yatırımları. Sadece 23 milyar dolar mı? Daha doğrusu yatırımları bu şekilde görünüyor. Demin söylediğim gibi yani resmi olarak ama... ...Türkiye'ye bavulla para geliyor mu gelmiyor mu? Bunu bilmiyoruz ama... Ben geldiğine inanıyorum. Peki devam edelim. 97 2018 yılında 97 bin Katarlı turist Türkiye'yi e, Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Türkçesini düzelterek söylüyorum. 45 4 yüksek stratejik komite toplantısı esnasında 45 anlaşma imzalanmıştır. 26 Türk sermayeli 26 şirket Katar'da çalışmaktadır. İş yapmaktadır dememiş mesela. Yine 26 26 Katar Türkiye arasında 60 ay içerisinde 26 zirve gerçekleştirildi. 242 Katar Türk ortak sermayeli 242 şirket Katar'da çalışmaktadır. Yani iş yapmaktadır. Yine e, Türkçe bozuk. 1973 Diplomatik ilişkilerin kurulması. Yani <laughs> şey yapmışlar ve 16 16 milyar dolar Katar'da Türk şirketlerinin e, şirketlerin yatırımları. Şimdi bu 16 milyar dolar Türk şirketlerin yatırımları, 23 milyar dolarsa Türkiye'de Katar'ın e, yatırımları. Dikkat edin Katarlı şirketlerin demiyor. Ne diyor? Katar'ın yatırımları. Çünkü Katar'da para devletin. Elbette şirketlerde var. Yani çok sayıda mesela e, özel şirketi de var Katar'ın ama bunlar daha işte gaz vesaire şu bu falan filanla uğraşıyorlar. Çok çok büyük 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 işler bunlar. Ee, Dolayısıyla diğerleri... ...şey, oyalanma işleri. Ee, o yüzden mesela o şirketler... ...Türkiye'de bir şey yapmıyorlar. Ama mesela işte bu tank palet... E, ...fabrikası kimin... ...niye mesela oraya verildi... ...ne oldu, ne bitti... ...o konuda hiç kimse konuşmuyor. Çok ciddi bir takım iddialar... ...söz konusu onunla ilgili olarak. Biz de telaffuz edemeyiz maalesef. Ama e, şey var yani... ...tahmin edebileceğiniz bir, bir takım şeyler. Peki, şimdi burada... Dedik ki dün aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadele günüydü ve bununla ilgili gazetelerde elbette başlık görmek isterdik. Yani şöyle bir şey var. Mesela dün Taksim'de çok geçen sene de yapılmıştı biliyorsunuz bu gazeteler geçen sene çok büyük saygısızlık yaparak yalan söyleyerek aynı zamanda işte bu yürüyüş yapanların ezana saygısızlık yaptığını e, iddia etmişlerdi. Halbuki böyle bir şey yoktu. Çünkü normal o saate denk gelmiş ve işte düdük çala çala işte binlerce e, kadın yürüyor İstiklal Caddesi'nde. İşte sağında, solunda her yerde cami var ve dolayısıyla o sırada ezan e, okunuyor. İşte ikisi denk gelince söz nasıl saygısızlık yaparsınız düdük çalarak ezanı? Bunlar protesto ettiler diye yalan e, yaydılar. Ve ilk olarak yalanı e, yayan da ee, yayın balığı biliyorsunuz, ee, yayın balığı var biliyor musunuz? Onu? İşte böyle bir şey. Neyse ee, ve şöyle bir şey, bu sene e, hem o şeyden dolayı, yalandan e, dolayı, hem de olağanüstü e, diyeceğim ama o bile yetmez e, polis e, mevcudiyeti nedeniyle güvenlik önlemi diyemiyorum buna çünkü güvenlik önlemi gerçekten oraya katılacakların korunması üzerine güvenlik önlemi e, adını hak eder. Ama tam tersi oraya katılacakların kafasını kırmak üzere oradaysanız ona mevcudiyet diyeceğiz. Yani güvenlik önlemi demeyeceğiz. Ee, ve bundan dolayı da bir şey vardı. Ee, ne diyeceğim? Yani katılım geçen seneki gibi değildi. Fakat buna rağmen bir eylem, bir renklilik, bir şey sonuç itibariyle yani bir hak arayışıdır bu. Fakat bu gazetelerin hiçbirisinde kadınlar dün işte İstiklal Caddesi İstanbul İstiklal Caddesi'nde Yürüdüler gibi bir haber koymamışlar. Niye? Çünkü onlar iktidar yanlısı kadınlar değil. Zaten doğal olarak iktidar yanlısı kadınlar olmadıkları için kendi haklarına sahip elbette AKP'li olan da vardır içinde. Ama kendi haklarına sahip çıkmaya çalışıyorlar ya da kendi haklarına sahip çıkmaya çalıştıkları için ya da böyle bir anlayışta oldukları için daha doğrusu AKP'li değiller. Peki böyle bir ayrım sonrasında AKP'liler ne yapıyor? Bakın şöyle bir şey var. Kadına şiddete karşı Mercan seferberliği. Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, kurumlar arası işbirliğiyle Mercan seferberliği adı altında hazırlanan kadına şiddetle mücadele <laughs> eylem planını açıkladı. Şimdi burada gerçekten faydalı bir takım şeyler yapılacak olabilir. Elbette ki yapılacak. Ama bir anlayış söz konusu. Bu anlayış aslında Türkiye'de veya işte bütün İslam dünyasında kadını bir şekilde hapseden anlayış. Dolayısıyla bu anlayış bir taraftan palyatif bir takım hani işte pansuman yapabilir böyle bir soruna ama asıl sorunun bizatihi kaynağı ve bundan sonra da uzun vadede bu sorunun daha da çetrefilleşmesine sebep olacak olan zihniyet. Dolayısıyla şimdi burada ne yapmış oluyorlar aynı zamanda bir alternatif yaratıyorlar, Kime alternatif yaratıyorlar. Doğal olarak sokağa çıkıp işte Beyoğlu'nda, Diyarbakır'da, Mersin'de, Türkiye'nin hemen her tarafında haklarını arayan ama salt hak arayışından, ideolojik olarak değil hak arayışından yola çıkan kadınlara. ...alternatif yaratıyorlar. Yani kendi kadınlarımız... ...kendi haklarımız, kendi tanımlamalarımız... ...bu konuda çıkıyor ortaya. Bunu yapıyorlar... ...ve işte bunun haberini görmüş oluyoruz... ...burada şeyde, Star gazetesinde. Bunlardan eleştiri olur mu... ...şeye yönelik olarak? Mesela iktidara yönelik olarak? Olmaz. Peki, şimdi... ...bu kadar şeyi konuştuk. Uy saat 11.22 olmuş bu arada. Sabah gazetesi de aynı şekilde... Kemal işte saldırmaya devam ediyor. Battıkça yalana sarılıyor diyor. Kılıçdaroğlu her çamur atışında kendisinin çamura batıyor. Külliyede görüşme kampanyasında da kendi sözünü inkar edip hedef saptırmaya çalıştı. Şimdi kadına şiddetin mahremi olmaz başlığına geliyoruz. Halbuki kadına şiddetin mahremi tam da bunu söyleyen işte First Lady Emine Erdoğan'ın bir, bir şekilde içinde bulunduğu ya da içinden çıktığı e, o şey için e, geçerli kesim için geçerli yani Türkiye'nin gerçeği bu e, ve muhtemelen bu aslında mesaj dolayısıyla aslında emine e, Erdoğan'ın kendi e, içinde bulunduğu kesime yönelik bir e, mesaj e, gere şey midir faydalı mıdır evet faydalıdır yani bunun e, hani kim olursa olsun e, doğru e, bir şekilde e, telaffuz edilmesi şeyi bulur yerini bulur ve şimdi burada mesela evet özellikle o kesim içerisinde bunun çok yaygın olduğunu biliyoruz şu da var mesela aynı şey içerisinde işte bu mercan vesaire ne diyeceğim artık buna mercan seferberliği ya bunu da ezberlememiz lazım artık bu seferberlik içerisinde mesela AKP mensubu olup da öncelik bunun üzerinde dursunlar bunu yasaklasınlar ki yasaklarlarsa Herkes uymak zorunda. Yani beyefendi mesela onu söyledikten sonra aksini yapabilecek olan var mı? AKP'de yok. Peki nedir bu? Ee, çift eşlilik. İşte ben yıllardır evli olduğum insanı çok da hani artık beğenmiyorum. Ee, o yüzden imam nikahlı. ikinci bir ev alayım, ikinci bir araba alayım, ikinci bir kadın alayım, ikinci bir bilmem ne alayım. Başakşehir'de olsun bu özellikle artık orayla anılıyor. Yani bence mercan seferberliği yerine bir de Başakşehir seferberliği başlatsaydılar... E, ...bakın oralardan neler çıkıyor. Ya da Ankara'da bilmiyorum mesela Çukurambar mı diyeceğim. Nerelerde hani bu işler e, daha çok şey e, mu mukimler daha çok onu bilmiyorum ama... Ee, bir şekilde oranın seferberliğini başlatmak gerekiyor. Dolayısıyla evet bir taraftan kadına şiddetin mahremi olmaz bu doğru ama aynı zamanda AKP'li vekillerin de mahremi olmamalı. Yani bunu e, özel aile yaşantıları için söylemiyorum e, ama işte başka işleriyle ilgili mahremleri olmamalı e, bunu da e, gözetmeliler. Yeni var da bakayım bu Katar'la ilgili ne var? Katar'la 7 dev anlaşma. Bu bu arada neymiş bu 7 anlaşma? Merak ettim şimdi. Ekonomi, finans, sanayi, teknoloji ve şehircilik alanında işbirliğini kapsıyor. Ekonomiden turizme, enerjiden ticarete, yatırımlardan savunmaya birçok anlaşma imzalandı Katar'la. Peki gelelim e, nereye? Yeni Şapak gazetesine. Bu arada Katar'la dev, işte 7 dev anlaşma diye yazmış şey sabah. Fakat Star'la e, Yeni Şafak'ın aynı başlıkla çıktığını görüyoruz bu konuyla ilgili olarak. Kara gün Dostuyuz e, gibi bir e, şey. Kışlan'ın adı Halid Bin Velid. Cumhurbaşkanı Türk askerlerinin daimi olarak konuşlanacağı Kışlan'ın tamamlandığını ve Halid Bin Velid adıyla anılacağını açıkladı. Halid Bin Velid'in e, kim olduğunu e, çok kişi bilmez. Halid Bin Velid peygamber ailesinin en büyük düşmanlarından birisiydi. Yani ehl Beyt'in en büyük düşmanlarından birisiydi. Ve bir Ehl-i Beyt yanlısının eşine tecavüz eden kişidir. Böyledir. Şimdi nasıl halk bilmiyor? Verelim Halid bin Velid adını verelim. Evet böyle. Peki başka ne var? başka. CHP ile ilgili olarak olan şüpheliler diye bir e, başlık var. Oğuz Kağan Salıcı, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Canan Kaftancıoğlu, Suskunlar, Ekrem İmamoğlu, Selin Sayık, Böke, Bülent Tezcan, Levent Gök. Şimdi bunlar bir şekilde şey yapacaklar artık yavaş yavaş hani bu meseleyi e, yani e, sürdürecekler, dozacı arttıracaklar ve CHP üzerine gidecekler. CHP artık bu konuda muhtemelen konuşmayacak. Ama kendileri gidecekler, çiğneyecekler. Bir Yol gazetesinde mesela bu meseleye ilgili olarak CHP'ye bu kumpası kim kurdu başlığını e, görüyoruz. Ve tabii e, içeriden mi, dışarıdan mı, saraydan mı, medyadan mı diye bir e, başlık var. Evet, doğru sorular bunlar. Acaba bu kumpası kim kurdu? Peki, saatlerimiz 11.27'yi gösteriyor. Şimdi, yeni çağda Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var yani bir cevabı var. Çete iddiası gaflet ve bühtandır diye bir e, iddia bu. Muharrem İnce'nin açıklamaları için bu değerlendirmeyi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın kumpas kurduğunu partide kaos yaratmak istediğini söyledi diye de bir ifade. Peki şimdi bütün bunlar yani bahsettiğimiz e, bazı gazetelerde yandaşlarda dahil olmak üzere yer bulan bir takım e, sorunlar ve ilişkiler ve gelişmeler varken bunlar işte CHP'yi hedef almışlar ya. Sözcü gazetesi bugün şöyle bir şey soruyor. Diyor ki Türkiye'de pahalı e, yoksulluk yok. Türkiye'de pahalılık yok. Türkiye'de işsizlik yok. Türkiye'de dış sorun yok. Türkiye'de terör sorunu yok. Türkiye'de adaletsizlik yok. Varsa yoksa CHP içindeki kavga var. Evet. Doğru bir yaklaşım. Yani bu kadar e, sorun varken bunların bir kısmına katılırsınız katılmazsınız ayrı bir şey. Ama bu kadar sorun varken Türkiye'de bir de sözcüğünün saymadığı bir milyon tane daha insan haklarından, Kürt sorunundan vesaireden bir sürü şey var. Başlık var da bunlar işlerine gelmediği için onu yapmazlar. Neyse. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar e, sorun yok. Tek sorun CHP mi? Evet. Şimdi bunu böyle görüyorlar. Rahmi Turan bugün işte bir kere daha özür dilemiş. Ama şöyle bir şey var. Rahmi Turan mesela neden... CHP, yani Muharrem İnce'den bakın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, CHP eski Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den ve tüm siz sevgili okurlarımdan özür diliyorum. Niye şeyden özür dilemiyor Kemal Kılıçdaroğlu'dan? Neden CHP'lilerden özür diliyorum demiyor? Bakın burada çok ince bir şey var hani. E, taktik var. Kemal Kılıçdaroğlu bu işin içerisinde diye mi düşünüyor acaba Rahmi Turan? O zaman çıksın bunu yazsın açık bir şekilde. Ve burada şey e, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte kesin yalanladı. Muharrem İnce kendimi Taksim'de yakarım falan. Biliyorsun Türkiye'de böyle bir şey var. Yani Türkiye'de siyaset dili iki cümle üzerinden e, şeydir. E, ne diyeceğim? İki, i̇ki cümleden ibarettir. Bir, e, Taksim'de kendimi yakarım, ha kendimi asarım diyen de var. Versiyonları var bunların. Bir de e, Taksim'de eşek gibi anırırım. Şimdi <laughs> bu iki cümle şeydir yani Türk, Türk siyaset siyasetinde e, önemli iki cümledir ve siyaset e, yapmanın e, şey yani retoriğin önemli, önemli bir şeyidir yani cümleleridir bunlar. Şimdi burada da mesela Muharrem İnce ben işte kendimi yakarım falan filan yakma canım niye yakıyorsun kendini git Hani araştır bak sor işte falan filan yani üzülürüm de hani kendime yedirmem de bir CHP'li olarak CHP'lilere de yakıştırmam kendime de yakıştırmam de falan filan. Dikkat edin ama kurum mesela e, koruma altında değil yani böyle bir üçgüdüyle hareket etmiyor. Dese ki mesela CHP içerisinde gerçekten birileri CHP'nin kendi içerisinden çıkıp bunu yapmış olsa Muharrem İnce şöyle yaklaşmaz. E, bunu yaptınız ama siz CHP'ye yakışmıyorsunuz. Demez. Siz nasıl yaparsınız? CHP'yi de suçlar. Şeyi de suçlar. Bunu yapanları da suçlar. Çünkü eğer siz CHP'ye yakışmıyorsunuz derse şey olacak. Kaybedecek. Çünkü kurum orada duruyor. Ama yok. Önce bir kuruma saldırması gerekiyor. Çünkü hedefi o kurumun başına geçmek. Dolayısıyla ne yapacak? O şekilde cümleler kurması lazım. Ve Rahmi Turan CHP'lilerden özür dilemiyor. Özür dilemesi gereken CHP'lilerdir. Yani... Şöyle bir şey yazmalıydı Rahmi Turan. Ben bu kadar şey, şu yandaş, şu gazetelerin sizlere bunca gündür e, saldırmaya devam etmesine, çirkeflik yapmasına sebep olduğum için, ey CHP'liler sizden özür diliyorum demesi gerekiyor Rahmi Turan'ın. Ha Cumhurbaşkanı'ndan özür diler, tamam dilesin. İşte Muharrem İnce'den diler, dilesin ama... Kemal Kılıçdaroğlu'dan da dilemesi, CHP'lerden de özür dilemesi gerekiyor. Hatta bütün herkesten özür dilemesi gerekiyor ki Türkiye'yi kaç gündür meşgul ettiler. Meşgul etti daha doğrusu. Peki saatlerimiz 11.31'i gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle. Önce şeye bakalım. Kadına yönelik şiddetle ilgili ee, seferberlik var ya onun haber, haberini büyüten iki gazete var birisi Milliyet birisi de Posta. Seferberlik başladı başlığını görüyoruz Milliyet gazetesinde. Bu ikisini görelim daha sonra diğerlerine geçelim. Beş bakanın imzaladığı 75 maddelik mercan seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele start aldı diye bir e, ifade. Şimdi burada şey var yani e, bir takım tabi düzenlemeler var muhtemelen hukuki bir takım düzenlemeler de olacak. Ama bu meselenin bir zihniyet meselesi olduğunu ve zaten aslında ilkesel olarak, zaten buradan başlarken, daha su yapısal olarak buradan başlamış olması sebebiyle de işe yaramayacağını kısmi olarak işe yarayacağını sadece daha doğrusu söyleyebiliriz. Peki, Posta gazetesinde ne var? Kadına şiddete dur de diye bir şey var. Posta bir e, bakıyorum, bir fotoğraf bu. Evet, e, grafitinin önünde bir e, jandarma subay, e, yedi kadının jandarma subay e, ha bu arada kendileri resmetmişler. Çok güzel. Evet, şunu görebilir miyiz? Şunu bir görelim bu. Çok güzel. Eğer gerçekten bunu bu jandarma az yapmışlarsa ki başkası da yapmış aynı zamanda sadece jandarma az yaptığı için değil. Ama şey grafiti e, yani çok şey bir sanat. Hani bu kadar da ustaca e, yapmış olabilirler mi gerçekten? Bursa İnegöl'de 7 kadın jandarma az subay bir trafoya grafiti sanatıyla kadına şiddete dur de yazısını resmetti. Jandarma Albay Asayi Şube Müdürü Güney Yüce'da kadına şiddetle mücadele sonuna kadar sürdürülecek ya bu 28 Şubat sonsuz son, son kadar sürecek gibi bir şey ama neyse. Şimdi burada tabii şey var hani... Um, bir şekilde e, Posta Gazetesi bu meseleyi şöyle genişçe e, görmüş. Onu ifade etmemiz lazım. Erdoğan'ın Katar ziyaretini önemsememiş mi Posta Gazetesi? Uuu çok kötü. Demirörenlerin postayı hemen kapatmaları gerekiyor. Bakıyorum... Um, yok. Peki şey var. Ee, İranlı bir e, genç şeyde Şişli'de İstanbul Şişli'de öldürüldü. Mesela bu e, Le Mesurye, e, kadar ilgi görmedi. Yani beyaz baretlerin kurucusu olduğu söylenen MI6 İngiliz dış e, servisinin ajanı kadar ilgi görmedi. Çünkü onunla ilgili daha şu, bu İran casusuydu. İran adına çalışıyordu bir şimdi ya da bir zamanlar. Bir takım işte fotoğrafları falan filan da yansımış. Ama onunla ilgili olarak şey yapılmadı. Yani bu kadar hani geniş bir haberler görmedik. Çünkü İngilizler önemlidir, Amerikalılar da önemlidir ama İranlılar o kadar da önemli değildir. Ve burada bu nedenle küçük görmüş. Ama yine de görmüş yani bir şeyde birinci sayfasında. Peki gelelim nereye? 35 oldu. Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam Gazetesi, Yeni Yaşam Gazetesi e, dünkü gösteriyi e, şey yapmış, haber yapmış. Ve şöyle bir ifade var. İstanbul'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar İstiklal Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Kadınlar güzergahı ...mor renge ve özgürlük zılgıtlarına boyadı. Mücadeleyle kazanacağız ifadesi var. Ve tabii çok geniş bir bölümü birinci sayfanın bu dünkü eyleme ayrılmış. Kadınlar 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde alanlardaydı. Ve bunun yanında başka ne var? Başka şöyle bir şey var. İnce'nin yani CHP meselesiyle ilgili olarak söylüyorum... CHP yönetimi iftiracıyı cezalandırsın ifadesi var. İftiracı kim? Bilmiyoruz. Yani CHP içinden mi? Bilmiyoruz. İki, e, o zaman bu Talat Atilla'ya mesela Muharrem İnce yüklenmeyi düşünüyor mu? Gidip sormayı düşünüyor mu? Kimdir kardeşim? Ha, gazeteci işte kaynağımı açıklamam der de böyle bir kaynak mı var? Oksijen kaynağı mı? Argon kaynağı mı? Ne kaynağı? Bu, bu belli değil. Yani bir şekilde hani bunun şey yapması gerekiyor, ortaya çıkartılması gerekiyor çünkü mesele çok büyüdü. Bu sadece işte bir haber olarak görülemez. Dolayısıyla Talat Atila'nın işte kaynağımı açıklamam deme lüksü de yok. Peki devam edelim bir başka gazeteyle. Evrensel Gazetesi de aynı şekilde dünkü eylemi büyütmüş ve birinci haber olarak görmüş. Ve kadınların isyanın sokakta başlığı var. Bu arada tabii şeyde Yeni Yaşam gazetesinde Kuzey Suriye Helefin izinde diye bir başlık var biliyorsunuz. Hevrin helif Türkiye'nin desteklediği, desteklediği ne beraber çalıştığı orta olan bu milli ordu çeteleri tarafından öldürülmüştü. Yani bütün prensiplere aykırı bir şekilde, bütün ilkelere daha doğrusu. ...aykırı bir şekilde e, öldürülmüştü. Yani e, silahlı değildi, kadındı, e, silahlı da olsa bir şekilde işte esir alınmıştı ve sonrasında yine öldürülmemesi gerekiyordu falan filan. Ama her yönüyle skandal e, olacak, insanlık suçu olarak e, tarif edilecek bir şekilde e, öldürüldü biliyorsunuz ve e, burada tabii. E, Onunla kişileşmiş durumda şu anda bu şey mücadele Kuzey Suriye'de ve onunla ilgili haber var. Peki şey var. Evrensel'de nasıl verilmiş? Bu haber değil ama dünyadan yansımalar şöyle: 167 ülkede en az 379 milyon kadın şiddete uğradı. Yani olgu üzerinde durmuş ve onunla ilgili bir takım rakamlar vermiş Evrensel gazetesi. Ve bunun yanında tabii başka başlıklar da var. Kadın gazeteciler iki kat fazla çalışıyor diye bir başlık var burada. Gazeteci kadınların yaşadıklarını Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBT Komisyonu üyesi Gülfem Karataş'la konuştuk. Gazeteci kadınlar stajyerlikten itibaren ikinci konuma itilmeye çalışılıyor diyen Karataş dayanışmanın önemli olduğunu söyledi. Hmm, yani şimdi bizim mutfakla ilgili bir haber bu çok da girmeyelim meseleye. Yani iki taraf açısından da görülebilecek olumsuzluklar ve olumlu yanları da var. Tabii yani o tarif edilebilir. Ama şimdi zaten zamanımız yok. Peki Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Nedir bu? Ee, şeyle ilgili ee, dünkü eylemle ilgili başlığı. Kadınlar yaşam hakları için yürüdü. Ee, başlığı. Kadınlar tüm yurtta şiddete karşı sokağa çıkıp taleplerini dile getirdi ee, ifadesini görüyoruz ve dolayısıyla e, bu haberi geçiyoruz bir başka haberi e, büyütmüş anlaşılmayan gizemli fark nedir bu şehir hastaneleriyle ilgili sözleşme hükümleri için anlaşılamıyor diyen Sayıştay Enerji Bakanlığı'nın hesabındaki 772 milyon liralık eksik için de açıklanamayan fark dedi evet hmm. bu önemli <laughs> Neden? Çünkü e, bir gün gazetesinin e, üzerinde durduğu nokta şu, açıklanamayan fark. Sayıştay diyor ki, 772 milyon, yani 1, 2, 3, 5, 10 falan değil, yani 772 milyon bir fark var. <laughs> Bu para nerede? Yani biz bunu anlayamadık. Siz acaba, <laughs> sayın His Excellency, <laughs> yani şeyde... Katarların yazdığı sayın sevgili saray veya işte bakanlık daha doğrusu enerji bakanlığı, His Excellency şey Berat Bey eskiden bu yana, şimdiki enerji bakanı bunu açıklayabilir mi acaba bu farkı? Onu soruyor bir gün gazetesi. Bir de şeyi soruyor. Şehir hastaneleriyle ilgili sözleşme hükümleri de anlaşılamıyor demişler düşünebiliyor musunuz? Anlaşılamıyor. Bunu söyleyen kim? Kılıçdaroğlu falan olsa Erdoğan çıkıp Bay Kemal diye cevap verir de şimdi Bay Sayıştay mı diyecek bilmiyorum. Yani Sayıştay'ın kendisi söylüyor bunu ve bunu burada bir gün gazetesinde görüyoruz. Peki başka ne var? Şimdi birçok gazetede aslında yer almış olan bir haber hatta bazılarında fotoğraflı bir şekilde yer almış, belki de kolaj yani gerçek fotoğraf değil. Daha doğrusu olayın fotoğrafı değil anlamında, gerçek fotoğraf değil anlamında bir şey değil. Dün F16'lar uçtu Ankara'da. Muhtemelen bir birkaç dakika heyecan yaratmıştır. Ne oluyoruz? Acaba yeni bir şey mi var diye. Sonradan açıklama tabii yapıldı ve bunların bir şekilde denendiği ifade edildi. Burada gazetelerde yer alan şu: S400 radarları test ediliyor F16'larla. Şimdi. Mesele şu, F-16'larla mı deniyorsunuz S-400'leri? F-16'ları biz de görüyoruz çıplak gözle. Ama şöyle bir sorun var. Artık 5. nesil denilen savaş uçakları görünmezlik özelliğine sahip. Yani bu görünmezlik derken tabii ki hiç de hani hiç görünmez anlamında değil ama siz fark edene kadar daha doğrusu radarınızda şu kalemin ucu kadar e, görünüyor. O nedenle şey yapamıyorsunuz. Göremiyorsunuz tırnak içinde. E, ve siz önleminizi alana kadar yani sizin bu S400, 300, 3500 her neyse bunlarla önleminizi alıp karşıdakini düşman olarak tanımladığınız anda Vurana kadar onlar zaten sizin dibinize kadar geliyorlar, bombayı bırakıyorlar, kaçıyorlar. Böyle bir şey var. Dolayısıyla bunların test edilmesi gereken uçaklar F-16'lar değil. F-16'lar görünmezlik özelliğine sahip değil çünkü. Eğer görünür uçaklar için aldıysanız bu S-400'leri, boşa aldınız. Ha bu bir ön aşama mıdır? Daha sonrasında işte görünmez uçaklarla da yapacağız bunu mu diyorsunuz? Onu bilmiyorum ama böyle bir gerçek var ortada ve görünmez uçaklar hangileri? İşte F-35'ler yani F-22'ler de var ee, ama onlar artık hani şey değil Amerikalıların kendisinde dünya başka bir yerde var mı bilmiyorum. Fakat bu şekilde denenmesi gerekiyor ama bakıyoruz burada e, böyle haber bu şekilde aktarılmış bilemiyoruz yani. Peki devam edelim şimdi. Hmm, Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi ne diyor? Acil 10 bin lazım diye bir e, başlık var. Neyle ilgili? Muhtemelen bir yolsuzluk iddiası. Bakalım. FETÖ borsasına adı karışan Karabacak işi gücü bırakıp dolandırıcılık şüphelisi kadının dosyasını da takip etmiş diye bir ifade var. Neymiş bu? Bakalım. Seyhan Avşar imzalı bir haber. İstanbul Adliyesindeki FETÖ borsası iddialarına adı karıştığı için hakkında iddianame düzenlenen savcı Lütfi Karabacak. Tekrar ediyorum. İstanbul Adliyesindeki FETÖ borsası iddialarına adı karıştığı için hakkında iddianame düzenlenen yani iddianame düzenlendiğine göre durum ciddi. Yani FETÖ borsası var. FETÖ borsası dediğimiz ne? Seni bak FETÖ'cülükten alırım dedikleriniz. Aman abi yapma ne kadar istiyorsan vereyim diyenler. Ya da gerçekten işte bir şekilde işte iltisaklı, ilişkili her neyse içinde yer alan kişilere yönelik olarak ver bakalım 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon senin dosyayı kapatalım denilenler, bunu kabul edenler ya da 10 milyon vereyim benim dosyayı kapatın diyenler. Falan filan. Borsa bu. Peki idaname'nin düzenlenmiş olması e, neyi gösteriyor? Bu iddialar ciddi demek ki. Tamam. Şimdi devam edelim. İşte bu iddialara e, adı karışan ve hakkında e, yine idaname düzenlenen savcı lütfi Karabacak yeni bir suçlamayla karşı karşıya. Karabacak'ın aralarında siyasetçi, iş adamı ve ünlülerin de bulunduğu 200 aşkın kişiyi dolandırdığı. E, iddia edilen Mine Mumcu'yla çıkar ilişkisine girdiği ileri sürüldü. Savcıyla ile Mumcu'nun Whatsapp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. İddiaya göre karabacak. İşleri güçleri bıraktım sadece senin işlerini takip ediyorum. Hanımın kredi kartı ödemesi var. Bana 10 bin lazım halleder misin diyor. Para trafiğine eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in oğlunun adı da karıştı. Uu iş büyük. Yani <laughs> İş, iş, büyük, iddialar büyük. Tabii bakalım bugün şeyden muhtemelen görmezden bir şey gelir. Yok canım nereden uyduruyorsunuz bunları? Açıklaması gelir. Peki başka ne var? Başka asıl hedef CHP tırnak içi başlığını görüyoruz. Demek ki birine ait bu ifade. Kime ait? CHP sözcüsü Öztrak. Saray önde kalemşorları arkada kumpas senaryosu sahnede. Evet Akla yatkın mı? Evet, yatkın. Peki, başka ne var? S-400 radar testi başladı diye bir ifade var. İHA'nın fotoğrafıyla vermiş. Ve dediğimiz gibi, yani siz bunu işte şeyle... E, F-16'larla test ediyorsunuz. Halbuki S-400'lerin özelliğinin başka olduğunu biliyoruz. Peki, Barış Pınar'ına nokta diye bir başlık var. Dikkat çekici bu başlık. Neden? E, ben de merak ettim ne olduğunu. Bundan dolayı yani nokta mı? Askeri yetkiler harekat bölgesini genişletme hedefinin olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçen hafta yeni operasyon yapılabileceğini söylemesine karşın askeri yetkililer Barış Pınarı harekat bölgesinin genişlemeyeceğini açıkladı. MSB'nin bilgilendirme toplantısının ardından konuşan yetkililer Barış Pınarı bitti. Yeni yerleşim birimi ele geçirme hedefi yok. Bu arada şey de var yani doğrudan şey var yeni yerleşim birimi ele geçirme görüyorsunuz yani bu bilinçaltının bir şekilde yansıması peki Erdoğan'ın Katar ziyaretini önemsememiş mi Cumhuriyet gazetesi bakıyorum hayır yok ee, bir günde var mı bakalım Erdoğan'ın e, Katar ziyareti yok evrenselde var mı Katar ziyareti yok Yeni yaşamda var mı Katar ziyareti? Yok. Yani önemsemiyor musunuz siz Erdoğan'ın ziyaretini? Bence bir şekilde tabii şey anlamında değil yani tipik Anadolu Ajansı cümleleriyle yedi anlaşma imzalandı. iki ülke arasında stratejik işbirliği konusunda işte derinlik vırzır falan filan cümleleriyle değil ama nedir bu Katar? Katar'ın sırrı diye haberler yapmalarını Beklerdik doğrusu. Belki önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bu hemen aceleyle olacak bir şey de değil. Aynı zamanda peki bu Katar meselesini de tamamlayalım birkaç cümleyle. O da şu ee, Suudi Arabistan aslında şöyle bir şey var. Bu bu coğrafyada 1920'li yıllardan itibaren bir Müslüman kardeşler gerçeği var. Ve bu Müslüman kardeşlerin e, haz etmediği Ülkelerden bir tanesi Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan'ın da haz etmediği örgüt Müslüman kardeşler. Suudi Arabistan yönetimi, Vahhabi yönetimi Müslüman kardeşleri kendisine daima bir tehlike olarak görmüş tarihi boyunca. Ve tabii çok sayıda hani veri var bu konuda şey yapabileceğimiz ama özetle geçmemiz lazım. Ve bu işte Suriye sürecinde bu arada şöyle bir şey var. Müslüman kardeşler Şiileri kafir ilan eder ama İran Müslüman kardeşlere yani Hamas'a mesela yardım eder. Kime karşı? İsrail'e karşı. Bakın kimin eli kimin cebinde o, onu hani görebilmek açısından. Suudi Arabistan Müslüman kardeşleri kendisine büyük tehlike olarak görür ama Suriye'deki Müslüman kardeşlerin Esad'ın devirmesine destek verir falan filan. Böyle saçma sapan bir takım daha sonra saçmayı şey anlamında kullandım yani akla e, aykırı böyle bir takım ilişkiler bunlar. Neyse e, bu Suudi Arabistan en son dedi ki ben bu şeyin Müslüman kardeşlerin canına okuyacağım çünkü bunlar benim için tehlike oluşturmaya başladı. Peki bunları destekleyen ülkeler hangileri? Bir, Katar çok büyük paralarla destekliyor. Ve Türkiye, Mısır'dan Bursi'nin devrilmesi sonrası kaçan onlarca, yüzlerce Müslüman kardeş, üst düzey yönetici şu anda Türkiye'de iktidarın koruması altında yaşıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan doğrudan Katar'ı şey yaptı, hedef aldı. Başka bir takım sebepler de var. Yani ikili arasında birisi kocaman bir devlet, bir tanesi şu kadar ama yıllık geliri yaklaşık 300-400 milyar dolar. Suudi Arabistan kadar yani sattığı petrol kadar. Bunlar birbirlerine girdiler. Ve kimle beraber girdiler? Birleşik Arap Emirlikleri ile. Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı nerede anılıyordu? Türkiye ile araları gerçekten çok kötü ve 15 Temmuz darbe girişiminde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dahlan isimli bir adam var. Filistinli. Onunla doğrudan şey olduğunu, müdahil olduğunu iddia ediyor Türkiye. Dolayısıyla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir tarafta, Türkiye ve Katar bir tarafta. İşte bu nedenle Türkiye ile Katar birbirlerine muhtaçlar. Birbirleriyle stratejik ilişki geliştirdiler ve aynı zamanda Katar'da para çok. Erdoğan ne zaman sıkışırsa paraları gönderiyor. Aynı zamanda Türkiye'de buna karşılık orada ben askeri yüz kurdum, kimse sana saldıramaz merak etme çalışması içerisinde böyle bir ilişki. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gün içerisinde tabii gelişmeleri yine Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.